Başka ilginç bir şey daha anlatayım. Bakın bu darbe planı dışında. 1922 yılında Londra konferansı düzenlenecektir ve Yusuf Kemal Bey, beni üzen şey budur. Vahdettin'in bu yaptığı şey gerçekten çok üzücüdür ve kamuoyunda hiç gündeme gelmez. 1975 yılında bunun belgesini Salahi Sonyel Belleten'de yayınlamıştır. Ben de burada onu kullandım. Bakın 1922 yılında Yusuf Kemal Bey'i Dışişleri Bakanı'dır biliyorsunuz. Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemdeki Dışişleri Bakanı'dır. Londra'ya gönderecektir Mustafa Kemal. Ve Yusuf Kemal Bey Londra'ya gitmeden önce İstanbul'a uğrar. Vahdettin'le de görüşür. Çünkü sarayın da ne düşündüğünü vesaire öğrenmek ister. Ankara'nın Dışişleri Bakanı. Fakat Vahdettin bakın ne yapar? Yusuf Kemal Bey Ankara'da İstanbul'a gelip konakladığı sırada kaldığı otele bir ajanını göndererek Vahdettin Yusuf Kemal Bey'in çantasını çaldırır. Çantasından bazı belgelerin kopyalarını çaldırır. Ve bu kopyaları kime verir biliyor musunuz? İngiliz yetkililerine verir. Bakın Londra'ya gidecek olan, Türkiye'yi temsil edecek olan Yusuf Kemal Bey'in çantasına bir casus giriyor. Vahdettin'in casusu giriyor, çantayı çalıyor. Çantadan belgelerin fotokopilerini, belgelerin kopyalarını alıyor ve bu kopyaları İngiliz temsilcisine veriyor. İngilizler bunları yayınladılar Muharrem Bey. İngilizler diyorlar ki padişah bize bunları teslim etti diyorlar. Belgelerin içerikleri gizli. Mustafa Kemal'in savaş planları, Mustafa Kemal'in stratejik planları var İngilizlere yönelik. Şimdi bu Vahdettin hain midir değil midir tartışması sanırım noktayı koyan bir belgedir ve bilgidir. Yusuf Kemal Bey kendisi de bunu anlatır. İngiliz belgeleri de bunu doğrular. Şimdi başka bir şey daha anlatır.